Evde güvenlik kamerası var mıydı Yusuf Bey? Yok, gerek duymadık. Yani evde çalışanlar yıllardır yanımızda olduğu için aile gibiyiz artık. Öyledir muhakkak. Ama insan bu gibi durumlarda kimseye, hele yakınlarına hiç toz konduramıyor haliyle. Fakat bizim için en yakınlarınız bile şüpheli durumda. Başka türlü bir sonuca varamayız. Doğrudur. Peki ne yapabilirim ben sizin için? Dün söylediğimiz gibi evdeki herkesin ifadesini alacağız. Önce çalışanlardan başlayalım. Siz haberdar ederseniz çok iyi olur. Tamam. Ne gerekiyorsa yapalım işte. Yusuf'la bir evlenelim. Ne istiyorsan. Ev, araba. Ne istersen. İstemez canım. Az silkelensem bir ev, bir araba ben de alırım. Ne ki? Tamam, ne istiyorsun o zaman? Bağ, bahçe, tarla. Bak, hakkın neyse vermek için elimden geleni yapmaya söz veriyorum diyorum. Elinden gelen yetmez Havva Hanım. Ben daha fazlasını istiyorum. Ne de olsa bütün bu servetin tepesine çıkan yolu ben kurdum sana. Gel. Abla. Ne var? Polisler geldi. Hamiyet Hanım Sultan da ortalarda olsun diyor. Tamam, patlamasınlar, geliyoruz. Tamam, ne istiyorsun söyle. Yiğidimle Münevver'in arasını yapmayı beceremedim. O vakit Hancıoğlu şirketlerinin %25 hissesini Yiğid'in üstüne yaptıracağım. Ne? Teyze, yapamam, senin aklın alıyor mu? Ben ne diyeceğim Yusuf'a? Vallahi orası senin derdin. Bana bunun sözünü verip altına da mührünü basmazsan o hanedanın kapıları sonsuza kadar yüzüne kapanır. Ona göre ver kararını. Teyze, bak bir düşün. Para de bana, pul de. Böyle bir konak da istersen. Ama ben nasıl yaptırırım hisseleri Yiğit'in üstüne? Anlaşma bu, ortağım. Pazarlık yok. Ya edersin ya da bildiğin haltı yersin. Teyze, sen ne yapacaksın hisseyi? Bak, istersen her ay hesabına para yatırırım senin. İstediğin gibi harcarsın teyze. Para dediğin nedir ki? Köpeğin önüne atsan dönüp bakmaz. Ben adam yerine konmak istiyorum. Hancıoğullarının içini deşmek istiyorum. Onlar benim gençliğimi, mutluluğumu, hayallerimi, her şeyimi aldılar elimden. Gencecik yaşta onlar yüzünden kocamı toprağa verdim. Daha yiğidim sütten kesilmeden dul kaldım. Yıllarca elim böğrümde, sessizce köşemde oturdum durdum ama artık yeter. Nasıl yani? Eniştem. Ya. Hancıoğullarının elinde eniştenin kanı var. 3 kuruş gam parası verip beni konağa kahya ettiler diye bütün yaraları sardılar kendilerince. Ben tazecik tenimle buz gibi yataklarda yastıklara sarılıp ağlarken onlar gününü gün etti. Ben ölmeden mezara girerken onlar günden güne gönenip yaşadı. Onların evlatları
anasının babasının kucağında sevgiye doyarken benim oğlum kapıların arkalarından gözünde yaşlarla onları seyretti. Şimdi benden yiğidimden aldıklarının diyetini ödemenin zamanı geldi. Bildin mi beni şimdi? Anladın mı derdimi? O yüzden bana istediğimi vereceksin. Yok eğer ben yine sözümden cayar, seni yarı yolda bırakırım dersen, başına gelebilecekleri sen biliyorsun artık. Anlaştık mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.